Az ile Öz'ün hikayesi. Bir zamanlar bir ülkede iki arkadaş varmış. Bunlar pek haylazmış. Üstelik sürekli gevezelik ederlermiş. Çevrelerindeki büyükler bunlara o kadar çok "Evladım, Az ve Öz konuşun." demişler ki sonunda adları Az ve Öz olmuş. Öz olarak kalmış. Az çok haylazmış. Öz de haylazmış ama iyi kötü ucundan kenarından okurmuş. Eski bilgileri, kitapları. Az ile Öz günlerden bir gün kötü işlere başlamışlar. Kötü adamlarla dalaşmışlar. Ve bir gün olanlar olmuş. Haydutlar Az ile Öz'ün gözlerini bağlayıp kaçırmışlar. Öyle az öteye değil, bir araca bindirip günlerce uzaktaki bir yere götürmüşler. Taştan bir odaya kapatmışlar. Odanın duvarında ufak bir pencere varmış, demirli. Bu pencereden bakınca yalnızca gökyüzü gözüküyormuş. Günlerdir gözleri bağlı yolculuk eden Az ile Öz çok yorgun düşmüşler ve nerede bulundukları konusunda da en küçük bir bilgileri yokmuş. Haydutlar iki arkadaşı taş odaya koyduklarında gözlerini açmışlar. Öz hemen uyumuş. Az ne olur ne olmaz diye uyumadan beklemiş. Bir süre sonra Öz uyanmış ve Az'a "Ben uyurken ne oldu?" diye sormuş. Az hiçbir şey olmadığını söylemiş. Öz "Hiçbir şey duymadın mı? Görmedin mi?" Az "Hayır, sadece pencereye bir kuş kondu." demiş. Öz heyecanla "Nasıl bir kuştu?" demiş. Az "Bilmiyorum, dikkat etmedim. Basbayağı bir kuştu. Tam göremedim. Sadece gagası gözüktü." demiş. Öz "Gagası nasıldı?" diye devam etmiş. Az "Ne bileyim, dikkat etmedim." demiş. Öz bu duruma çok üzülmüş. "Hay ben sana ne diyeyim? Eğer o kuşun gagasına dikkatli baksaydın şimdi nerede olduğumuzu bilebilirdik." demiş. Az "Saçma. Bir gaga çok küçük bir şey. Ona bakıp nerede bulunduğumuzu nasıl anlayabiliriz ki?" demiş. Öz "Bu dünyada küçük şeyler yoktur. Bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır." demiş ve devam etmiş. "Bak, eğer kuşun gagası uzun ise bizi Alman'ın alma yola çıktıkları kasaba imiş, kuzeydoğusundaki bataklık bölgeye getirmişler demektir. Uzun gagalı kuşlar suyun dibindeki solucanları, küçük kabukları toplar çünkü. Eğer kuşun gagası kısa ise, ince ve sivri ise ağaç kabuklarındaki böcekleri yiyordur. Söğüt bülbülüdür. Örneğin bu durumda bizi güneydeki ormanlık bölgeye getirmişlerdir. Eğer gagası eğri, çapraz, uçlu ise çam kozalaklarının pullarını ayıran bir çapraz gagadır. Bu durumda batıdaki çamlık bölgeye getirmişlerdir bizi. Eğer gagası kısa ve kalın, güçlü ise tohumların, yemişlerin sert kabuklarını kırıyordur. Bu durumda Alman'ın kuzey batısındayız demektir. Nerede bulunduğumuzu bilmek ise kurtulma yolunda ilk adım olabilir. Az duydukları karşısında hayretler içinde kalmış. Öz'e küçük bir şeyden böyle büyük sonuçlar çıkarabileceğini hiç düşünmemiştim. İyi de bütün bunları şimdiye kadar niçin bana öğretmedin? Öz, şimdiye kadar böylesine zor durumda hiç kalmadık da o yüzden. Bu dünyada her durumda işe yarayacak küçük bilgiler vardır. Uygun durumda uygun bilgiyi kullanırsan büyük büyük sonuçlar çıkar ortaya. Büyük büyük yollar bulabilirsin. Küçük büyüğün anasıdır. Azlık çokluğun özüdür. Tekrar edeyim mi? Küçük büyüğün anasıdır. Azlık çokluğun özüdür. Aşk olan.